Sonra tahiyyat. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Oturdun, öyle diyorsun. Bu da Miraç hatırası ha. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varınca böyle dedi. İlk önce çok korkmuş Peygamber Efendimiz. Heyecanlanmaz mı insan Allah'ın divanına varınca? Sorulara cevap veremez gibi olmuş Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretlerinin heybetinden, haşyetinden efendim o halin artık anlamaya çalışın ehemmiyetinden konuşamaz olmuş. Diyor ki arş-ı aladan ağzıma baldan tahat tatlı, kaymak gibi, köpük gibi, efendim kar gibi soğuk bir şey damladı diyor ağzıma. Arştan. Onu yuttum diyor. Ondan sonra içim bir feyiz doldu, bir nur doldu diyor. O zaman güzel böyle Allah-u Teala Hazretlerine konuşacak sözler hatırıma gelmeye başladı diyor. Bak Allah nasıl bal gibi bir şey ikram ediyor efendim gönlüne. Neler var yani bu miracın, bu miracın oturup bir millete, bir ümmete, bir cami cemaatine bir sene anlatılması lazım bence. Ağzına o şey yaptıktan sonra şimdi Rabb'i ile konuşacak. Bir kul alemlerin Rabb'inin huzurunda Rabb'i ile konuşacak. Ne desin, ne demeli? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Tahiyyat ne demek? Tahiyye selam demek. Ve izâ huyyitüm bi tahiyyetin fehiyyü bi ahsene minhâ evrüddühâ. Biz, siz bir selamla selamlandığınız zaman o selam gibi selam karşılığını alın veya daha güzel bir şekilde şey yapın. O esselamu aleyküm dediyse ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bak biraz daha iyisi. Huyyitüm bi tahiyyetin. Bir selamla selamlandığınız zaman. Ha, ettehiyyatü lillahi. Yani selamların her türlüsü, en güzeli, en alası, en şereflisi, en makbulü, en hası, en halisi, en içteni, en candanı Allah'a. Başka ne diyebilir insan? Kelimeler yetmez ki. Duygular çok geniştir, kelimeler azdır. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bedenen yapılan ibadetlerde, malla mülkle yapılan ibadetlerde hepsi Allah'a dedi Peygamber Efendimiz. Böyle bir selamlama ile Rabbine tahiyye eyledi. O zaman esselamu aleyna esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü. Senin üzerine selam olsun ey peygamber. Ey peygamber, ey Resulüm, sana selam olsun ve Allah'ın rahmeti, bereketi sana olsun. Allah'ın rahmetine, bereketine nail ol dedi. Peygamber Efendimiz yutkundu, düşündü. Ümmetini düşündü, bizleri düşündü. Biz asi, mücrim, günahkar ümmetlerini düşündü. Dedi ki ya Rabbi, ümmetim için de istesem müsaade var mı? Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin dedi. Selam tamam bizim üzerimize olsun ve salih kulların üzerine olsun. Salih kullar kim? Sizler, ümmet-i Muhammed. İbadillahis salihin, mümin kullar. Allah'a iman eden, Allah yolunda yürüyen kullara olsun diye efendim böyle. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin dedi. Ya Rabbi sen bizleri salih kullardan eyle. Salih kullar deneyle. Salih kul ne demek? Uygun, münasip, uygun. İyi kul demek. Ama ben bir şey daha istiyorum. Ben çok edepsizim. Bir şey daha istiyorum ben. Ya Rabbi diyorum. Hem salih eyle, hem de muslih eyle. Salih olmak, insanın kendisinin iyi olması. Muslih olmak, başkalarını da iyi etmek için çalışmak. O daha güzel. O daha güzel. Sen de hanımını, çocuğunu, komşunu, arkadaşını salih insan etmeye çalış. Hem salih ol, hem muslih ol. Hem ıslahçı ol, hem kendin ıslah ol. Hem ıslah ol kendin, hem de ıslahçı ol. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi. Bu güzel efendim hali seyreden mukarrab melekler, Cebrail, Mikail, efendim Kerubiyyun, mukarrab melekler o vaziyette dediler ki
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediler. Kelime-i şehadet getirdiler. Bu tahiyyat nedir? Miraç'tan yadigardır. Miraç'ın hatırası. Her gün okuyoruz da hay Allah, farkında değilmişiz. Miraç, Miraç'taki sahneyi hatırlıyoruz. Neden? Biz de Miraç'tayız da ondan. Allah'ın divanındayız da ondan. Sonra Bakara suresinin arkasındaki Âmener Resulü ayetleri geldi. Sonra nice nice bilgiler geldi, emirler geldi. Allah Teala Hazretleri dinimizi öğrenmeyi nasip etsin bize. Dinimizi iyi bilelim.